Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel söz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Kibirle yürüyerek külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Kulu incitme gönül. Bu şiirin sahibi Bestani Yazgan. Evet sevgili seyirciler, karşınıza yeni bir programla çıkıyoruz. Nebahat arkadaşımla ben. Bu programı Nebahat şimdi bana soru soracak galiba. Onu bekliyor değil mi? Evet, onu bekliyorum Piyaleciğim. Ben de liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung. Unsere neue Sendung heißt Aşkıyla. Ich möchte Sie heute herzlich aus dem schönen Wörth begrüßen. Und zwar macht die AKM Karlsruhe, der alevitische Gemeinde Karlsruhe, veranstalten jedes Jahr hier in Wörth ein Grillfest. Und wir sind heute Gäste hier. Und dich möchte ich fragen, Piale, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, diesen Programm zu machen? Und überhaupt, wie bist du auf den Namen gekommen? Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim bu yeni programını aslında Yol TV için destek amaçlı, hizmet amaçlı Yol TV'ne bir program yapmayı düşündük biz. Bu projemiz bundan 5-6 ay önce hayata geçirmeye kalkıştık diyelim. Bazı engeller çıktı, o yüzden de gerçekleştiremedik. Ama bugün kısmet, Kasro Cem Evi'nin yapmış olduğu, senede bir yapıyorlar değil mi? Yapmış olduğu grill festine denk geldi. Programımızın adını Aşk ile koyuyoruz. Program farklı dillerde olacak, talep üzerine. Biz önce Türkçe, Almanca düşündük ama istiyoruz ki bütün herkesi kucaklayalım. Kürtçe, Zazaca, Almanca, olursa Ermenice, konuklarımız Ermenice olursa ağırlıklı olacak. Daha çok sanat, kültür değil mi ağırlıklı olacak? O yüzden de bugün açılışı yapıyoruz. Kasruhe Cem Evi'ne de yürekten teşekkür ediyoruz. Ben de biraz Türkçe bir şeyler söyleyeyim mi? Her sene Kasruhe burada bir mangal şenliği yapıyor. Kasruhe Alevi Derneği üyeleri, müsahip dernekler, Alevi dostları, demokratik, devrimci, yurtsever bütün dostlar burada. Hep beraber muhabbet içindeler. Aynı zamanda sanatçılar da var bugün burada. Onları da bir alalım. Grup Bindoğar, Nice Onur, süper. Hasan Sağlam, Ali Rıza Kahraman hepsi buradalar. Destek için buradalar. Süper. Hiç maddi bir karşılık almadan geldiler değil mi? İşte böyleler görüyorsunuz değil mi? Bu bir candır can. Aşk ile. Aşk ile. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Adım Ceren Akbaba. 28 yaşındayım. Bilmiyorum bu bilgi ne kadar önemli ama Kartuğa Alevi Kültür Derneği'nin başkanıyım. Aslında bu bilgi çok önemli bence. Çünkü 28 yaşında bir arkadaşımızın, bir canımızın başkan yardımcısınız değil mi? Başkansınız. Eş başkan olması diğer bizim gençlerimize de örnek olması açısından çok çok önemli buluyorum değil mi? Sıra Veli arkadaşımızda. Veli'yi tanıyor. Veli Ay olarak biliyorum. Veli, kendini tanıtır mısın? İşimizi kolaylaştır. Kolaylaştırayım. Benim adım da Veli Ay. Ben de Karlsruhe Alevi Kültür Merkezi'nin eş başkanıyım. Yaşımı söylemiyorum. Bunu geçiyorum. Yani biz de işte 3 aydır seçildik. Yeni yönetimle güzel işler yapıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz. Ben de 30 yaşına kadar hep söylüyordum. 30'dan sonra söylemiyorum artık. Yani kimseyi ilgilendirmez değil mi? Ya çok güzel bir etkinlik yapmışsınız. Gerçekten bu her sene oluyor değil mi? Geleneksel grill festivalimiz evet. Her sene yapılıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Onur Dalkaya. Daha 30 değilim.
Biz de yeni yönetimde yer alıyorum. Ben de kendim sekreter olarak. Her sene olduğu gibi bu sene de güzel bir piknik yapmayı düşünüyoruz. Canlarımız hepsi geldi, hoş geldi. Teşekkür ederim, sağ olun. Benim de ismim Turgay Çelik, Baden-Württemberg Bölge Sekreteriyası, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baden-Württemberg Bölge Sekreteriyası örgütlenme sorumlusuyum. Tabii ben daha önce Wisloch Alevi Kültür Merkezi'nde 6 yıl başkanlık yaptım. Kuruluşundan bugüne kadar da kurumlarında çeşitli çalışmalar yaptım. Bugün de buradayız. Bugün Karlsruhe Alevi Kültür Merkezi'ne bu genç, dinamik yoldaşlarımıza, canlarımıza mihman olduk. Festival havasında bir etkinlik geçiyor. Kültürümüzü yaşıyoruz. Yani piknik bir söylemdir, bahanedir. Bizde Anadolu Aleviliğinde yıl sonunda böyle harman biter, cem tutulur, lokmalar paylaşılır. Burada da bir lokma paylaşımıdır. Ozanlarımız burada. Burada dostlarımız burada. Konuşmalar olacak. Kültürümüzü, deyişlerimizi paylaşacağız. Ve Karlsruhe Alevi Kültür Merkezi ilk programa çağrıldığım cem evlerimizden biri. Eş başkanlar var. Kadın ağırlıklı. Çok güzel pırıl pırıl yöneticileri var. Başkanları da öyle. Alkışlıyorum onları. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu arkanızdayız. Emin ellerde. Onu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Tabii bizden sonraki kuşağın bu tür güzel çalışmalar yapmasın. Teşekkür ediyorum. Also, ich danke euch. Wir haben einen ganz jungen Vorstand. Karlsruhe Alevi Kulturmerkes hat einen ganz neuen Vorstand. Alle sehr jung. Und Turgay Abi hat sie total gut unterstützt, denke ich mal, für die Anfangszeit. Ihr habt zusammen das Programm geschmissen. Wir zusammenarbeiten auch, Turgay Abi. Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Und zwar örgütleme birimi olarak birlikte de çalışıyoruz. Biraz bilgi verir misin örgütleme birimi hakkında? Örgütleme birimi tabii görevleri vardır. Genel hatlarıyla örgütü, bütün kurumları bilgilendirme, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı haberleri götürme, bilgi, enformasyon, eksiklerimiz ne? Süreçler gelişiyor. Bulunduğumuz süreçte de ciddi bir ülkemizde kopamıyoruz oradan. Bir faşizm yaşanıyor, diktatörlük yaşanıyor. Ama biz bir bütün olarak birbirimize eşlik bir yapı oluşturduk, örgütlenme birimi. Kendi içimizde de bir komisyon oluşturduk. Tabii ki Nebat yoldaşımızın önemli bir ağırlığı var. Geçen hafta Lauda Alevi Kültür Merkezimize gitmiştik. Orada da çok güzel bir sohbet oldu. Böyle yer yer gidiyoruz, ziyaret ediyoruz cem evlerimizi. Hiç talep beklemeden, davet beklemeden sohbet ediyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Örgütlenme biriminin ana görevleri de budur. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı haberleri götürüp getirmektir. Ve örgütü ciddi ve dinamik tutmaktır. Turgay abiciğim, ben size de bir şeyler sormak istiyorum. Zorluk çekiyor musunuz yeni yönetim olarak? Zorluklarınız ne ya da daha doğrusu başarılarınız ne desek daha iyi olur galiba. Biraz başarı üstüne duralım. Neler yaptınız bugüne kadar? Was habt ihr bis heute alles erreicht? Und die Piale möchte da, glaube ich, auch noch eine Frage stellen. Und danach würde ich aber auch ein bisschen von euch einfach zu der Politik heute hier in Deutschland, aber auch in der Türkei, das beschäftigt uns ja auch, etwas zu sagen. Şey, siz çiçeği burnunda yönetimsiniz değil mi? Kaç aydır? 3 aydır. 3 aydır. Zorlukları var ama güzel tarafları zorluklarını kapatıyor değil mi? Aynen, yani her başlangıç bir zorlukla başlar diye diyorum ama sonra zaten bunu ekip işi olarak güzel yönetimle 9 kişiyiz hep beraber bunu açacağımızı ve daha da gelecekte yani daha da çözeceğimizi düşünüyorum. Benim için önemli, ya bilmiyorum Almanca mı devam edeyim ya da Türkçe mi? Almanca da olabilir. Für mich, also es wurde ja schon betont, dass wir ein sehr junger Vorstand sind und für mich ist einfach wichtig, dass ich als hier lebende Bürgerin was ehrenamtlich und was für die deutsche Gesellschaft beitrage, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, wie eben jetzt
in der alevitischen Gemeinde im Vorstand zu sein. Es ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist, glaube ich, die Hauptmessage, was wir an die jungen Leute schicken möchten. Seid politisch aktiv, bringt euch ein, macht ehrenamtlich irgendwas, egal was es ist, macht es einfach. Ja, şey olarak ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim yardım ettiğimiz insanların bize ihtiyacı yok. Bizim yaptığımız o yardıma ihtiyacı var değil mi? Ehrenamtlılığa dikkat ederken bu. Yani bizim yardım ettiğimiz insanların o yardıma ihtiyacı yok. Bizi iyileştirmek için bizim ihtiyacımız var o şeye. O yüzden de yani birçok bedeller de ödedik, biz onu biliyorum. Ve ödediğimiz bedellerin de her güzel şeyin bir bedeli vardır. Mutlaka ödüyoruz. O bedelin mükafat da olacaktır, ben ona inanıyorum. Er ya da geç. Nebahat'ın sorusunu kim cevaplayacak? Yok yok, politikle ilgili sormuştu. Ben onu unuttum. Siz unuttunuz mu? Aklınızda mı? Ben biraz şey yapayımsa tamam. Politik olarak gerçekten zor bir süreçte geçiyoruz. Yani hem Türkiye'de hem burada, çünkü burada da yükselen bir ırkçılık var. Türkiye'de de bir diktatörlük yönetimi var ve biz hem burası için hem Türkiye için politika üretmek zorunda kalıyoruz ve Unterstützung yapmak zorunda kalıyoruz kendi insanlarımızı. Bu yüzden işimiz gerçekten zor. Yani Almanya'da ırkçılığa karşı durmak, ırkçılığa karşı gruplarla bir arada çalışmalar yapmak için bayağı bir çaba harcamamız gerekiyor. Çünkü o aradaki iletişimi yaratmamız gerekiyor ama ben büyük bir ölçüde onu yarattığımıza inanıyorum. Türkiye için de, yani Türkiye'deki gündem için de biz aslında çok şey yapıyoruz ama tabii ki kitlemiz bazında yani daha çok desteğe ihtiyacımız var. Daha çok insanı bu mücadeleye katmamız gerekiyor. Bu yüzden daha önümüzde büyük bir önemli bir yolun olduğunu düşünüyorum. Ve yani bunun şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ya ben de evet, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında çoğu şey söylendi. Sevgili Turgay abi de söyledi. Yani buranın amacı aslında sadece bir piknik değil. Hepimizin bir arada olması, mihman olmamız birbirimize, dertlerimizi, sevinçlerimizi birlikte paylaşmak ve ileriye dönük örgütlü bir şekilde oluşabilmek. Benim, şimdi siz zorluklarla ilgili sormuştunuz. İnsanlarımızdan talebim şudur, yani CHP'lisi de olsun, HDP'lisi de olsun, yani sol görüşlü olan insanların, insanlıktan yana olan insanların hepsinin artık bir arada olması lazım. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Yani öbür ayrılıklarımızı bir kenara bırakalım. Gün birlik olma günüdür. Bu çerçevede insanlarımızdan talebim, derneklerimize gelsinler, sahip çıksınlar, bir arada olsunlar, bizimle olsunlar. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sağ olun. Evet, ben de Almanya'ya yönelik zaten başkanlarımız söyledi. Tabii ki yaşadığımız ülke sonuçta, yaşamımız burada geçiyor. Buradaki sosyal durum. Yükselen bir ırkçılık vardır. Dolayısıyla iki hafta evvel yanılmıyorsam Karsürü Alevi Kültür Merkezi buradaki Türkiyeliler şahsında bir çağrı yapmıştı. Antifaşistli gruplarla bir mücadele verdiler. Hepimiz alkışladık. Buraları unutmamak lazım. Her an o tehlike var. Ülkeye yönelik baktığımızda Alevi örgütlenmesi olarak özellikle buradaki referandum sürecinde en dinamik, en örgütlü ve en organize çalışan Alevi kültür merkezleriydi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Konfederasyonu öncülüğünde. Burada otobüsler kaldırdık, çalışmalara yön verdik, insanlarımızı aktardık. Ülkeye yönelik bir hayır platformu oldu. Demokrasi bloğu oluştu. Bu çerçevede Aleviler artık bugün şunun bilincinde, yani demokrasi bloğunda kime demokrasi varsa, lazımsa, kime demokratik haklar lazımsa onlarla ortak omuz omuza mücadeleden geçer demokratik haklar. Biz şunun bilincindeyiz. Bir başına Aleviler olarak gidip hakkımızı alamayacağımızın bilincindeyiz. Kime lazımdır? Bütün ülkedeki ötekilere. Dolayısıyla bu hayır platformunda ciddi bir blok oluştu. Bugün de o blokun
yansımalarında bir yürüyüş başlamıştır. Elbette ki CHP'nin eksiği gediği vardır ama bugün o boyutta değiliz. Doğrudan yürüyüşün kendisi doğrudur. Desteklemek lazım, yönlendirmemiz lazım, sıkıştırmamız lazım. CHP de buradan kaçmamalı. Kürtle, solla, orada kim ötekileştirilmişse seküler kesimle, yani bizim dışımızda, seküler kesimin dışında mevcut siyasal İslam'dan, iktidardan rahatsız olanları artık onları da almalıyız. Ama bunun öncü gücü yine Aleviler olacaktır. Tıpkı Avrupa'da, Almanya'da olduğu gibi orada da ağırlık, kitle pozisyonu zaten Aleviler sürekli baskı katliamlarıyla yüz yüze olduğu için politik süreç budur. Geniş bir olaydır. Gözümüz, kulağımız oralarda tabii. Kökümüzde, tarih kökümüzde kurtuluşu buradan örgütlenerek oralarda başaracağız diye inanıyorum. Türkiye'de bir rejim değişmiştir. Faşizm vardı, diktatörlük ve yarın başka şeyler de gelişebilir. Dini referanslar, özellikle okullarda, eğitim vesaire. Onun için ben şimdilik bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Auch recht herzlich bei euch. Und zwar habe ich hier neben mir auch noch jemand, der hat auch noch was auf dem Herzen, denke ich. Mabekir Tukherama, Name Tutsuko, Markelenbeke. Name Galip, Galip Kaygusuzu. Es wird der Maneno, es Almanya da Amor Yedina. Wanneka Itaro. Neka. Tut was an hin qasib kipir zon mar ju ama zon ma dawes yana ama tuzanana. Okay, also ich möchte mich gerne dazu äußern. Also ich bin selbst hier geboren und aufgewachsen, heiße Galip, bin auch mit im Vorstand drin. Alles, was ich zu sagen habe, ist, dass wir grundsätzlich als Aleviten eine sehr humane Haltung haben gegenüber allen Menschen und Rassen und religiösen Minderheiten. Dementsprechend haben wir auch diese Haltung, die wir aus der Türkei mitgebracht haben, ja auch weiterhin praktiziert. Uns geht es nur vornehmlich darum, dass wir auch Menschen, die unseren Glaubenshintergrund haben, auch wieder zurück an ihre Wurzeln zurückführen zu können. Und Hintergrund ist auch der, man hat letzten Endes ein religiöses Bekenntnis, ein ethnisches Bekenntnis, das man nicht so einfach ablegen kann. Und deswegen haben wir uns heute hier versammelt und möchten uns einfach nur mal an die Bevölkerung, sei es jetzt an Deutsche, sei es an Türken oder sonst wen, auch wenden und sagen, dass wir hier sind und auch mit voller demokratischer Kraft all das in Anspruch nehmen, was eigentlich anderen Völkern auch zusteht. Und dementsprechend wollen wir gerne auch insbesondere unsere alevitischen Bürger entsprechend diesbezüglich ansprechen, dass sie mehr oder minder wieder auch sich an ihre Wurzeln wieder zurückführen sollen und entsprechend sich vielleicht auch an unsere Gemeinden und Communities wenden können. Also wir sind jedem offen, egal welchen Glaubenshintergrundes, egal welchen ethnischen Hintergrundes. Wichtig ist nur, dass man sich als Mensch dann entsprechend dann auch bei uns aufbringt und entsprechend sich an der Mitarbeit dann auch entsprechend beteiligt. Das wäre es dann im Grunde genommen. Also mehr habe ich diesbezüglich dann auch nicht zu sagen, denke ich. Ja, ich bedanke mich soweit. Was war bei Brahme? Ben görüşleriniz için hepinize candan teşekkürler ediyorum. Sevgili seyirciler, bizim Aşk ile programımızın doğduğu şehir, doğduğu cemevi Kasrı oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk programı sizinle yaptık. Umarım devamını getireceğiz. Yani bu yolda hizmet edeceğiz. Şimdilik bu kadar, fakat sonra tekrar röportajlar yapacağız. Aşk ile ilgili bir şeyler soracağız. Bu aşkın, Alevilerde aşkın neden çok önemli olduğunu soracağız. Birazdan.
Şam ne tam çina, dinam recep aga. Şam ne tam çina, dinam recep aga. Namet sere zorim de, nudam na peyena. Namet sere zorim de, nudam na peyena. Wait a little, 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 wait
sana çift ahoç İslam'ı sana düşünken Selam var teke verdi teke pane Ustere vellat elemen ustere su payını Allah bir de ufta kava kamırı Kan Osman Estefo, 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 canım estefo Sonra rematen ustu, cicama Yalar bu, yere tümür ramıstan Bari zor ki kalle kalle Yalar kızamalı Töyümü gitme Nandi yano Ama öyle size kısa bir zaman sonra şiir okuyayım.
Merhaba DJ Onur 24. Kendini tanıtır mısın? Ne yapıyorsun burada? Nelerle uğraşıyorsun? Mikrofon sende. Teşekkürler. İlk öncelikle tabii ilk önce ben de çok mutluyum burada olduğum için. Evet, bir gün güzel bir etkinlikte beraberiz. Güzel bir program, güzel bir akşam. Ben kendimi tanıtmak olursam ismim Onur, soyadım Kızıltaş. 25 yaşındayım. Müzikle uğraşıyorum. Yani her türlü müzik, her türlü yöreye hitap ediyorum. DJ'den ziyade daha çok kendimi, daha çok müziği seviyorum. Müzikle iç içeyim. Zaten doğuştan beri her zaman müzikle iç içeydim. O yüzden yani bugün de burada olmaktan çok mutluyum yani. Biz de teşekkür ediyoruz burada olduğun için. Evet sevgili seyirciler, yayınımızın sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese, Kasro Cem Evi'ne, gelen misafirlere, Yol TV'ye, Nebahat arkadaşıma, kendime, hepimize teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki hoşça kalın, dostça kalın, aşk ile kalın. Liebe Gäste, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich danke dir, Onur. Von der Küche bis zur Bühne, hinter der Kamera, danke ich jedem, aber auch jedem und dir auch, liebe Piale. Hoşça kalın, dostça kalın, aşk ile kalın.